Dediler ki ya Saadet Partisi'ne ne oluyor? Bir tutturdu ticaret. Yok böyle bir şey dediler. Biz ısrarla ticaretin olduğunu vurguladık. 2 ay sonra Sanayi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat çıktı. Meclis kürsüsünden dedi ki ya dedi ticaret oranı tam hatırlamıyorum. %35-40 oranında azaldı dedi. Biz dedik ki ya hani ticaret yoktu. Olmayan ticaret nasıl azaldı dedik. Yine eleştirilerimize devam ettik. En nihayetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir gün çıktı. Tamamen biz ticareti durdurduk dedi. Biz yine inanmamıştık. Niye? Geçmişte 22 yıllık bizim bir tecrübemiz vardır. Anadolu'da bir laf var ya, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İktidarın hala ticarete devam ettiğini adımız gibi biliyorduk. Niye? Varlıklarını İsrail'in güvenliğine, İsrail olan diyaloglara borçlu olduklarının bilincinde bir siyaset yapmaya çalışıyor idik. En nihayetinde biz yine dedik ticaret hala bitmedi, hala devam ediyor. Özlem Zengin meclis kürsüsünden her gün 700 bin varil petrol gittiğini İsrail'e ifade etti ve her varil başına da 1.27 dolar komisyon aldıklarını söyledi. Yani bu bir itiraftı orada ve bizim gençlerimiz bunun üzerinden bir protesto eylemi yaptılar. Daha öncesinde şunu söylüyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamlarını ben sizlere paylaşmak istiyorum. Buyurun efendim. Efendim Filistin'e çelik ihracatı bir yılda %30.930, 31 bin kat çelik ihracatı artmış. Filistin'e toplamda ihracatımız %1.113 artmış. Filistin'e elektronik aksam ihracatımız %2.913 artmış. Filistin'e halı ihracatımız %19.439 artmış. Filistin'e klima ihracatımız %796 artmış. Ya Filistin klimayı ne yapsın? Filistin'de halıyı ne yapsın? Filistin'de katliam bitti de inşaatlar, binalar tekrar yapılmaya başladı mı da çelik ihracatı %31 bin artmak durumunda kaldı. Biz bunları söylediğimizde efendim Saadet Partisi olmayan şeyleri söylüyor. Bizle alakalı, ticaretle alakalı doğru olmayan ifadeleri kullanıyor diyor. Ben veriye dayalı ifadelerde bulunmaya çalışıyorum. 7 Ekim tarihinde bu katliam başladığında biz ısrarla mecliste Gazze'nin konuşulmasını istedik. Defalarca öneri verdik. Bakın olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Mesele Gazze meselesi değil. Hani diyorlardı ya Sultanbeyli düşerse İslam coğrafyasındaki şehirler düşer diyorlardı. Biz dedik ki Gazze düşerse Ankara düşer, İstanbul düşer, Adana düşer, Mersin düşer. Gazze'yi oradan bakmamız gerektiğinde onlar da kürsüye çıktıklarında doğru söylüyorsunuz dediler. Hadi o zaman dedik gelin Gazze'yi konuşalım, İsrail'in yaptığı zulmü konuşalım. Bu öneriyi verdiğimizde AK Parti ve MHP'li eller bu önerinin görüşülmemesi için el kaldırdılar. Ertesi gün yine çıktık. Dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazze'ye bir heyet göndersin. İnceleme yapsın, orada olan biteni dünya kamuoyuyla paylaşalım dedik. Yine AK Parti ve MHP'li vekiller ellerini kaldırdılar ve ret oyu verdiler.